Merhabalar Sektör Neleri izleyicileri. Avusturya Latorak'tan sesleniyoruz bugün sizlere. Sektöründe başarılı bir işletmemize Kapadokya Restoran'ta konuk olduk. Yanımızda markamızın kurucusu Yusuf Bey bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. İlk önce bizi kendi halkımıza ve kendimizi tanıtabilmeyi fırsatı bize lütfettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Kapadokya Restoran, benim adım Yusuf Çiçek. 1985 doğumluyum. Evliyim, iki çocuğum var. Avusturya'ya 14 sene önce geldim. Kapadokya Restoran 3. yılımızı doldurdu. Çok güzel. 3 yıldır burada hizmet veriyoruz. Şahane bir konseptimiz var Yusuf Bey. Burası çok sıcak bir aile işletmesi. Peki bizlere Kapadokya Restoran'ı biraz tanıtabilir misiniz? Buraya gelen insanlar hangi lezzetlerden faydalanabilecek? Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir işe başlamadan önce samimi başlamak gerekiyor. Bir de severek yapmak lazım. Biz de samimi bir severek yaptığımız için belki o enerji size gelmiştir, samimi bulmuşsunuzdur. Çok teşekkür ediyorum. Kapadokya Restoran ilk başta başladığımızda etli ekmekle başladık. Klasik etli ekmek İç Anadolu'da çok meşhurdur. Kesinlikle. Konya, Sivas tarafı kavga ediyorlar hangisidir diye. Şimdi biz yaklaşık 14 çeşit pide yapıyoruz. Çok güzel. Zaten pidelerimizin çeşitleri görüyorsunuz. Yani o da hepsinden var. Etli ekmek, kuşbaşı, sucuk, yumurta, kaşar, mevlana, etli ekmeğin üzerine peynir döküyoruz. Akabinde tandır kebap yapıyoruz. Evet, siz tandırınız da meşhursunuz. Bu lezzet için çok uzak yerlerden gelen insanlar var. Nedir bunun sebebi, bunun sırrı nedir? Teşekkür ediyorum. Tandır kebabı Konya'ya ait has bir yöresel bir şeydir. Zaten çoğu şey Konya yöresine ait. Ben de İç Anadolu'yum, Aksaraylıyım. Sizler çok güzel Türk mutfağını buraya taşımışsınız ama tandır olayı biraz daha püf noktası olan, tabii ki herkes bu lezzeti tutturamaz ama dediğim gibi çok uzak yerlerden geliyorlar. Bize biraz tandırı anlatabilir misiniz? Tabii ki. Tandırın pişme süresi gerçekten basit bir şey değil. Tandır bir gün önceden çıkar, soslanır, dinlenilir. Ertesi gün tandır kızartmaya verilir. 1,5 saat, 2 saat kızardıktan sonra çıkarılır. Tandırın özel sosun içerisine atarsın kuzuyu. Kesintisiz 8 saat pişmesi lazım. 8 saat piştikten sonra da biz tandır eti demeyi unutuyoruz, lokum diyoruz. Evet, aslında çok zahmetli ve süresi çok uzun ama sizler bunu sipariş üzerine yapıyorsunuz. En önemlisi rezervasyonla çalışmanız gerekiyor. Evet. İlk başlarda etaplarda hafta sonu yaptık. Çok rağbet gördüğü için artık haftanın tüm günü var. Rezervasyon hafta sonları özellikle rica ediyoruz. Sebebi de bütün arkadaşlarımız zaten hafta sonu çalışmadıkları için birden gelip buradaki kardeşlerimize hizmet konusunda gerekli hizmeti veremezsek biz üzülürüz. O yüzden rezervasyonu rica ediyoruz hafta sonları. Hafta içi biraz daha sakin geçiyoruz. Tandır meselesinde 700, 800, 400, 500 kilometre gelip sadece tandır yiyen kardeşlerimiz, müşterilerimiz, arkadaşlarımız var. Yani tandır şöyle kendi iş yerimizde biz bunu yaptığımız için söylemiyorum. Biz tatil günlerinde tekrar dışarı çıkma esnasında hanımla çocukla beraber bir yere gitme düşünürken yine kendi böyle bir yer olsa da biz de gitsek yesek diye. Hani bu tandır gerçekten meziyetli bir şey. Üzerimde emeği olan ustalara teşekkür ediyorum. Kesinlikle çok profesyonel bir kadromuz var. Ustalarımız şahane. Şöyle diyebiliriz öyleyse Yusuf Bey. Buradaki her şey yöresel. Gerçekten bir Türk mutfağını tanıtmışız. 5 yıldır çalışıyorum ama bu şekilde tamamen Türk maalesef hiç karşılaşamadım. Sizlere başarılar diliyorum. Buradaki teyzemiz biraz önce bizler de gördük. Gelip 5 kiloluk bir şişeyle gelip yayık ayranımızdan alıp evine götürdü. Yani bu çok güzel bir lezzet. Aslında sizler de bizler sizinle gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi şöyle bir şey var. Biz bu işi yöresel baktıktan sonra bir de kendi özümüz nerede mutluysa ona da bakmak zorundayız. Şimdi sadece ayranı herkes alabilir ama bu ayranı yöresel tada ve lezzette getirmek için sunum yaptıktan sonra zaten insanlar gelip
bu o yöresel. Mesela bir şeyi yediğinizde sizi küçüklüğünüze veya da mazinize götürüyor. Bizim amacımız o. Evet. İnşallah bu yolda Allah doğru yoluktan ayırmasın diyelim. Amin. Tandır konusunda şunu diyebilirim. Tandır meziyetli bir pişiş ve meziyetli bir sunum. Ama şu kadar da söyleyebilirim. Ne mutlu bize ki biz bunu insanların damağına ve insanla bizim yöresiyle harmanlayıp insanların hizmetine sunuyoruz. Ne mutlu bize. Size de çok teşekkür ediyorum. Tandırımız, pidelerimiz ve İskenderimiz elimizden geldiği kadar mutfağımızı zenginleştirip sizin hizmetinize sunmak için tüm gücümüzle, gayretle mücadele edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Yusuf Bey. Kapadokya ailemiz olarak sizlere başarılar diliyoruz. Biz de Kapadokya ailesi olarak size çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Teşekkürler.